Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında dönme dönüşümü ile ilgili ÖSYM tarzı testikin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda analitik düzlemde verilen bir A noktası orijin etrafında pozitif yönde 50 derece döndürüldüğünde x eksen üzerine gelmektedir. Hemen şekli çizelim şöyle Çünkü 50 derece döndürmeden bahsediyor bunu ancak şekille yorumlayabiliriz değil mi? 50 derece döndürdüğümüzde bak pozitif yönde 50 derece döndürdüğümüzde x eksen üzerinde gidecek karakter Buna göre İlk durumda A noktasının negatif yönde en az kaç derece döndürülürse y eksen üzerinde olur. O zaman bizim şöyle 50 derece döndürdüğümüzde x eksen üzerine gelecekse böyle bir şey olması lazım değil mi? Noktamız tam olarak şurada olmalı. 50 derece döndürdüğünde buraya denk gelecek. x eksenin üzerine denk gelecek. O zaman böyle olacak. Ya da pozitif yönde ya da şöyle olabilir. Böyle de olabilir. Bu noktamız burada da olabilir. Ben bunu da yine 50 derece döndürdüğümde hop şöyle x eksen üzerinde olabilir şu şekilde 50 derece döndürdüm. Ya yani iki tane durum söz konusu burada. Ya böyle bunu döndüreceğim ya böyle bunu döndüreceğim. Buna göre diyor ilk durumda A noktası negatif yönde en az kaç derece döndürülürse Y ekseni üzerinde olur diye soruluyor bize. Şimdi negatif yönde. Arkadaş negatif yön ne yön? Bu yön değil mi? Evet. O zaman şurada da olsa bak burası 50 derece ya. Burada da olsa şöyle 40 derece döndürürsem en az Y ekseni üzerine gelir. Zaten burada da olsa burası 40 ya. Böyle negatif yönde 40 derece döndürsem yine y eksen üzerine gelir. O zaman cevap ne olacaktır? Akçay olacaktır. Her iki durumda da şart sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Cevap akçay. İkinci soruya geldik. Analitik düzlemde 4'e 4 noktası orijin etrafında negatif yönde alfa derece döndürüldüğünde x'i 0 noktası oluşmuştur. Hemen şöyle yine analitik düzlemi çizelim kardeşim. Hop şöyle çizdik. 4'e 4 noktasını gösteriyoruz. 4'e 4 noktası burada. Ben bunu orijine bağlayacağım değil mi? Orijin etrafında döndüreceğim. Ve şöyle baktığım zaman hocam şurası 4'e 4 noktası ya 4'e 4 oldu. Burası 45 derece oldu. Şimdi ben bunu orijin etrafında negatif yönde alfa derece döndürdüğümde x'e 0 elde edeceğim. O zaman o alfa kaç derece olabilir? İşte alfa ve x değerleri için aşağıdaki derecenin hangisi doğrudur? Ben bunu negatif yönde kaç derece döndürürsem x 80 üzerinde oldu kardeşim. Hop şöyle döndürürsem tam x 80 üzerinde denk gelir. Yani kaç derece? 45 derece döndürürsem gelir değil mi? Ve 4 4 ise burası 4 köklü olur. X eksenindeki sayısal değeri de ne olacak? 4 köklü iken burası da 4 köklü olacak ya. 4 köklüye 0 noktası olur. Yani 45 derece döndüreceğim. Ve sayımız da 4 köklü olacak. Dolayısıyla ikinci soru denizli oldu. Üçüncü soruya geldik. X 2'ye 3 noktası negatif yönde 90 derece döndür. Sen X 2'ye 3 noktasını negatif yönde 90 derece döndürürsen eğer 3'e 2 olacak. Şimdi dikkat. Eksi 2'ye 3 noktası buradaydı. Negatif yönde 90 derece döndürsem buraya düşecek. Buradaki işareti artıya artı oldu. 3'e 2 noktası yaptı. Zaten bu nokta isteniyor bizden. Cevap balık esir olur. Tamam yön önemli. Hangi bölgeye pozitif yönde döndürseydik. 3. bölgeye düşecekti. O zaman eksi 3'e eksi 2 olacaktı. O yüzden yön de önemli. 3. soru balık esir. 4. soruya geldik. Analitik düzlemde bu doğru. Erojin orijin etrafında 180 derece döndüreceğiz. Hemen burada bence grafiği çizelim. Grafikle en güzel bir şekilde yapılabiliyor x yerine 0 yazarsam x yerine 0 yazdığımda 2y eksi 6 eşit 0 ya 2y 6 ya y buradan 3 gelir y eksenini kestiği yer 3 peki y yerine 0 yazarsam ne oluyor x eksi 6 eşit 0'dan x'i de 6 buluruz x de 6 olacak yani bizim grafiğimiz bu şekilde olacak şimdi ben bunu 180 derece orijin etrafında 180 derece döndüreyim hocam bunu 180 derece döndürsem bu eksi 6'ya gelir bunu 180 derece döndürsem bu da eksi 3'e gelir o zaman noktalarımız eksi 3 ve alttan geçecek. Yani grafiğimiz bu şekilde olmayacak mı arkadaşlar? Evet. E o zaman hadi bakalım yapalım işi. Hadi yapıyoruz. Denklemi yazacağım. x bölü eksi 6 artı y bölü eksi 3 eşittir 1 değil midir? Bunun denklemi yazılırken. Ya ben bunu 2 ile çarparım o zaman. x artı 2 y bölü eksi 6 eşittir 1. x artı 2 y eşittir eksi 6 yaptı mı? Yaptı. Doğru'nun denklemi. Eksi 6'yı da öbür tarafa atalım. x artı 2 y artı 6 eşit 0 şeklinde olur. Yani cevap Edremit olduğu dördüncü soruda. 5'e geldik. Merkezi orijinde ve alanı 16 birim kare. O zaman bir kenarı kaç olacak? 4 olacak. ABCD karesi analitik düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmiş. Bu kare orijin etrafında. Ya şekildeki gibi eksenlere paralel olacak şekilde yerleştirilmiş. Tamam mı? B noktasının koordinatı isteniyor bizden. 90 derece döndürüldüğünde. Yo şeyde eksenlere paralel demesine gerek yok. Farklı halde de olabilir. Çünkü bu Tam köşegenlerin kesim noktası O değil mi arkadaşlar? Evet O. Şimdi burada kaç 90 derece değil mi? Aynen öyle. Son durumda B noktasının koordinatı. Son durumda B noktasının koordinatı. Sen bunu 90 derece döndürdüğün zaman. Bak şimdi 90 derece döndürdüğün zaman hop C'ye gelecek. C'ye geldiği zaman da C noktasının koordinatları isteniyor bizden. 4 birim ya 2 birim 2 birim olacak. Tabi eksenlere paralel olması lazım arkadaşlar bunun. Şunu 2'ye 2 iki şeklinde yazmak için. Yani soruda bunu da yazmak lazım. Eksenlere paralel olduğunu da söylemek lazım. Neyse o zaman B noktasının son durumda hangi yönde diyordu? Pozitif yönde. Pozitif yönde döndürdüğünde C'ye gelecek. Son durumda noktamız da 2, 2 noktası yapar. Yani 5. soru Akçay oldu. Geldik 6. soruya. 6. soruda da 120 derece döndür. Merkez etrafında dediği için arkadaşlar merkezden böyle üçgenler oluşturduğum zaman bunlar hep aynı üçgen olacak. E bu üçgenler alttan var. 360 böyle alttan bir tane açısı 60 derece. 60 derece 60 derece 60 derece. Tamamı 90 burası 30. Tamamı 90 burası 30. Aynı şekilde 30 30. 120 derece döndüreceğim. Son durumda F noktası isteniyor benden. F noktası. Bak 6 birim mi ya burası. Eksi 6 ya 0 olduğundan. 120 derece. Bir 60 döndürsem buraya. Bir 60 daha döndürsem buraya. Buradaki noktanın koordinatı isteniyor. Aslında burayı kaç? 6 olduğunu biliyoruz. Eşkenar üçgenlerden dolayı. Çünkü bütün hepsi 6'ya eşit değil mi? Evet. Şimdi buradan bir dik çizersem şöyle. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3 yapar. 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı da 3 kök 3 yapar. 3 birim sağda. 3'e 3 kök e. 3 köküç birim yukarıda. 3 kök 3 noktası yapar. F noktasının apsisi kaçtır diye soruluyor. F noktasının apsisi de son durumda tabii ki 3 olur. Yani 6. soru böylelikle C oldu. Geldik 7. soruya. Bunu diyor analitik düzlemde şekillik gibi yerleştirilen bu dikdörtgen dört, A noktası etrafında 90 derece döndür. 90 derece sen bu kenarı sadece bu kenarı döndürsen. Hop şöyle bir şey mi yapacak? Evet. Dikdörtgenimizi çizsek şöyle bir dikdörtgen olacak mı kardeşim? Evet. Şu 1'e 4'tü. O zaman burası 1. Burası 4 birimdir. Kısa kenar 1. Uzun kenar 4 birim. E, bu da bu işlem ile elde edilen dikdörtgenin köşe koordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bak kardeşim burası ne oldu? Hocam 1'e 0 var mı? Var. Burası ne oldu? 5'e 0 noktası var mı? Var. Burası ne oldu? 5'e 1 noktası oldu. 5'e 1 noktası var mı? Var. Şurası ne oldu? Burası da hocam birbirim yukarıda, birbirim 1 birim yukarıda 1 birim sağda 1'e 1 noktası yaptı. 1'e 1 var mı? Var. O zaman cevap ne oldu? Olmayanı soruluyor bize. Edremit oldu 7. soruda. Geldik 8. soruya. Analitik düzlemde birebir noktası veriliyor. Bu düzlemde eksenler ee, bu düzlemde eksenler döndürülüyor. Arkadaş analitik düzlemi çizeyim. Analitik düzlemi çizip birebir noktasını göstereyim. Hocam birebir noktası hop şöyle hop şöyle. Birebir noktası burada. Peki şimdi ben bunu ne yapacağım arkadaşım? Ben bunu şuranın bir birim olduğunu buranın da bir birim olduğunu biliyorum. Eksenleri orijin etrafında pozitif yönde döndürüyorum. Şu ekseni pozitif yönde 45 derece döndürürüm. Tam 45 döndürsem şu kareye tam buraya gelmez mi? Gelir. Şöyle geldi. Bir diğer eksen de şurası oldu. Yani şurası x ekseni oldu. Burası yeni y eksen oldu. Hatta y ekseni şöyle devam ediyor. X ekseni de böyle devam ediyor. Ee, A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur? Arkadaş 1 1 kök 2 olmadı mı burası? Yeni eksende kök 2 birim sağda olmuş oldu. Kök 2 birim sağda da kök 2, 2'ye 0 noktası yok mudur? Evet. Yani cevap 8. soruda denizli oldu. Geldik 9. soruya diyeceğim ama çıkmış ÖSYM sorusu. Teliften dolayı çözemiyorum. Uygulamadan bakarsın. 10. soruda analitik düzlemde bire köküş noktası döndürülüyor. 75 derece döndürülüyor. Hemen analitik düzlem çizip yorumlayalım isterseniz. Hatta bunu yukarıda yapayım. Şöyle. Bire köküş hemen. Bire köküçü belirliyorum arkadaşım. Bire köküç burada. Bire köküç burada. Ben bunu orijin etrafında 75 derece döndüreceğim. Arkadaş orjinal iple bağlıyorum. Öncelikle kök köküçün nerede olduğunu göstereyim. Şurada böyle ve böyle. Şuranın 1 buranın köküç olduğunu biliyorum. Ve şunu orjinal iple bağlıyorum. Sonra bak 1 köküç burası 2 yapar. E, 90'ın karşısı 2 hangi açının karşısı 1'dir? 30'un. Burası da 60 mı yapar? Evet. Şimdi ben bunu ne pozitif yönde? Pozitif yönde. Bu yönde kaç derece döndüreceğim? 75 derece döndüreceğim. E, burası 30 derece değil mi? Evet. Hadi döndürelim bakalım bunu. Hocam 30 döndürsem buraya gelir. 45 daha döndürmem lazım. O zaman buraya gelecek. Ve şuradaki açı da 45 derece yapacak. Şu. E döndürürken şöyle şu merkezli bir yarıçaplı çaplı 2 yarı olan bir daire dilimi yaptı. Yani burası 2 yaptı. İşte A üstü noktası burası yaptı. Bu noktanın koordinatı isteniyor. Hemen dik içlerim. Bak 45'e burası. Burası da 45. E 45 45 90 üçgen çıktı. 2 bölü kök 2 değil midir dik kenarlar? Kök 2'ye kök 2. Kök 2 birim solda. Yani eksi kök 2'ye kök 2 birim yukarıda. Kök 2 noktası yapar. Yani cevap denizli oldu 10. soruda. Geldik 11'e. Analitik düzlemde y eşittir x doğrusu veriliyor. Bu düzlemde eksenler orijin etrafında negatif yönde döndürülüyor. Hemen analitik düzlemi çizelim kardeşim. Şurası x ekseni burası da y ekseni. Bak şurası x burası da y. Şimdi y eşittir x doğrusu da verilmiş. Y eşittir x doğrusunu ben biliyorum. Şöyle sen de biliyorsun tabi. 45-45 derece olduğunu biliyorsun. Ben bunu diyor ne yapacakmışım? Eksenleri bu düzlemde orijin etrafında negatif yönde 15 derece döndürülüyor. Bak bu düzlemde eksenler orijin etrafında negatif yönde. Bu yönde 15 derece döndürülüyor. Şimdi senin x eksenin burası iken hop 15 derece döndürdün buraya denk geldi. Y ekseni burası iken hop negatif yönde 15 derece döndürdün şuraya denk geldi mi geldi. Yani yeni x eksenin burası yeni y eksenin burası. Burası hop eksi taraf burası da eksi taraf oldu. Kaç derece döndürdük? 15 derece döndürdük. Yeni eksende sen bu doğruyu arayacaksın. Bak şimdi bu doğruyu arayacaksın. Yeni eksendeki açımız kaç derece? Dikkat eder misin? 60 derece değil mi? Bu da y eşittir mx şeklinde bir doğru değil midir? Evet. M dediğimiz tanjant 60 değil midir? M tanjant 60 eşit. Yani köküç eşit. O zaman burada y eşittir köküç x doğrusu mu yapar? Yeni eksenlerde bu doğru. Evet. Yani y eşittir köküç x doğrusu oldu. 11. soru böylelikle Ceyhan oldu. Güzel sorular bunlar. Dikkat edin. Çekil çizerek mantığınızla yorumlayacaksınız sadece bunları. Evet gençler böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani simetri dönüşümü testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.